Herkese merhabalar, çak bir beşlikte bugün sizlerle LGS'de soru gelme ihtimali %100 olan filmsi konusunu öğreneceğiz. Tonguç'um hazır mısın evladım? Hazırım hocam. Harikasın, tebrik ediyorum. Senden bir şey isteyeceğim, lütfen bugün hiç konuşma çünkü hızlı bir şekilde bitirmek istiyorum. Tüm detaylarıyla anlatacağım, hiçbir soruyu kaçırmanızı istemiyorum ama maalesef de 5 dakikam var. Ama sizler süper zeki öğrencilersiniz, dikkatli bir şekilde dinlerseniz filmsi konusunu 5 dakikada öğrenecek ve çak bir beşlik diyeceksiniz. Hemen başlıyorum. Öncelikle fiilimsi nedir? Tanımı fiillerden türeyerek cümle içinde isim, sıfat, zarf türünde kullanılan sözcüklerdir. Ya tanımı geç. Sınavda sana tanımı sormazlar. Dolayısıyla biz ne yapmamız lazım? Fiilimsi nasıl bulacağımıza bakmamız lazım. Fiilimsinin nasıl bulunduğunu bilirsen sınavda yaparsın. Çünkü sınavda sana merhaba söyle bakalım fiilimsinin tanımı nedir demeyecekler. Şimdi taktiğimiz var. Önce yüklemi buluyoruz. Sonra geriye kalanlardan mame eki alabilenlere dikkat ediyoruz. Yani olumsuz yapılabilenlere dikkat ediyoruz. Mesela Konuyu anlamaya şimdi başladım. Bu cümlenin yüklemi yani en önemli kelimesi başladım sözcüğü. Başladım sözcüğünü dikdörtgen için alıyorum. Geriye kalanlardan konuyu anlam anlamaya anlamaya işte bu fiilimsi oluyor. Niye? Mameyle olumsuz yapılabiliyor. Yarın dışarıda gezmek istiyorum. İstiyorum yüklemimiz en önemli kelimemiz. Gezmek gezemek mameyle olumsuz yapılabiliyor. O zaman bu fiilimsi. Şimdi mesela bugün erken saatlerde dışarı çıktılar. Çıktılar yüklemimiz. Bunların hiçbiri muameyke alamıyor. Sizler soru çözdükçe konuyu anlarsınız. Anlarsınız yüklemimiz çözdükçe çözmedikçe. Başarmak isteyenler çalışmaya göz almalı. Göze almalı yüklemimiz. Çalışmayı çalışmamayı... İsteyenler istemeyenler başarmak başarmamak. Bazen üç tane olabilir bazen hiç olmayabilir. Her sabah yediden önce kalkıp çalışıyor. Çalışıyor yüklemimiz kalkıp kalkmayıp fiilimsin. Niye? Mame alabiliyor. Konuşulanları anlamak isteyince dışarı çıktı. Çıktı yüklemimiz isteyince istemeyince anlamak anlamamak konuşulanları konuşulmayanları. Bunlar fiilimsi değil. Neden? Çünkü bunlar mame iki almıyor. Şimdi fiilimsiler Tonguç'um üç çeşittir. Birincisi isim fiil, ikincisi sıfat fiil, üçüncüsü zarf fiil yani bağ fiil. İsim fiil de mameyle olmuş yapılabiliyor. Ve mayışmak iki alıyor. Benimle tanışmaya geldiler. Gülüşüne hayranız. Çalışmak için asla gecikmediniz. Bak tanışma, ışmak ve tanışmamaya, gülme işine çalışmamak diyebiliyorum. Sıfat fiil de mame olmuş yapılabiliyor. Anası mezar dikecekmiş eklerinden birini alıyor. Yine yüklemlerimizi bulduk. Severim, vardır, dikkat edelim, davranıyor, anlattım. Sonra film seri yuvarlak için alıyorum. Konuşan konuşmayan, öpülesi öpülmeyesi, görünmez görünür, güler gülmez, gezdiğim gezmedim. bunların her biri sıfat fiil oluyor Tonguç'um. Konuşan öğrenciler, öpülesi eller, görünmez kazalar, güler yüz, gezdiğim yerler bunların her biri aynı zamanda sıfat anlaması yapıyor. Sıfat fiiller adlaşmış sıfat fiil olabilir. Bunu da sormuşlar LGS'de. Şimdi bak yapılacak işleri anlattım derken burada bir sıfat sıfat tamlaması var. Yapılacakları anlatım derken ise adlaşmış sıfat fiil var. Niye? Sağındaki isim gitmiş. Bitmiş bardakları alalım veya toplayın. Burada sıfat tamlaması var. Bitmiş bardaklar ama bitmişleri toplayın dediğimizde burada adlaşmış sıfat fiil var. Zar fiillere baktığımızda onlar da yine mameli olmuş yapılabiliyor ve ekleri de Kenyalı, ince Asiye, Maden Dağı'nda ip arakladıkça, Irmez, Aa. Bunlara takılmana gerek yok. Çünkü isim fiillerin ekleri ma, ış, mak. sıfat fiillenekleri anası mezar dikecekmiş. Geriye kalanlar da zaten zarf eki oluyor. Şimdi konuşurken dikkatli olunuz. dikkat olmak yüklemimiz konuşurken konuşmazken. Başardı yüklemimiz çalışınca çalışmayınca. Duramaz yüklemimiz konuşmadan konuşarak. Bunlar da hep zarf fiilimiz. Zarf fiillerin en önemli özelliği zaman veya durum anlamı katıyor. Eğer ne zaman sorusuna cevap veriyorsa zaman anlamı katıyor. Nasıl sorusuna cevap veriyorsa da durum anlamı katıyor Tonguç'um. Soru çözüp netlerini artırdı. Şimdi artırdı yüklemimiz. Nasıl artırdı? Soru çözü bak. Nasıl sorusuna cevap veriyor? O yüzden bu durum anlamı katmış. Koşarak dışarı çıktılar. Nasıl dışarı çıktılar? Koşarak durum anlamı katmış. İçeri girer girmez yemeğe oturdu. Ne zaman yemeğe oturdu? İçeri girer girmez burada zaman anlamı katmış. Sen gideli buralar değişti. Ne zaman? Sen gideli değişti diyor. Dolayısıyla bu iki cümlede zarf fiiller zaman anlamı katmış bu ikisinde ise durum anlamı katmış. Son sayfamıza geldik. Fiilimsiler kalıplaşarak kalıcı isim olabilir. Dondurma sözcüğü artık dondurma diyemezsin. Yiyecek sözcüğünü artık yemeyecek diyemezsin. Dolayısıyla bunlar kalıcı isimler. Bunlar da yine çakmak, uçurtma, danışma, deneme, çağlayan, döner, içecek, yemek de yine kalıcı isimdir Tonguç el adım benim. Şimdi yapman gereken mutlaka ama mutlaka bu konuyla alakalı birinci dönem konularının olduğu kitaplarımızdan, son tekrar kitaplarımızdan, zoru bankalarından, ilk tekrarlardan ve hatta alt adımı hızlı tekrarlardan bol bol soru çözmek. Çünkü LGS'de sana tanım sormayacaklar, soru soracaklar, konu anlatmayacaklar, soru soracaklar bol bol soru çözüyorsun hata yapıyorsun sonra da hayallerindeki liseyi kazanıyorsun hadi bakalım görüşürüz evladım.